Ava çıkmakta ısrar ettiğin iyi oldu İlyas. Ne vakittir saraydan ayrılamıyordum. Devlet işleriyle ziyadesiyle meşguldünüz şehzadem. Birkaç gün dolaşır orman havası alırsınız. Sen de olmasan beni düşünen yok. Böyle söylemeyin şehzadem. Hünkârımız ve Mihrimah Sultanımız üzerinize titriyorlar. Keşke ben de şu zor günlerde onların yanında olabilsem. Bilhassa hünkârımızın. Mihrimah'ın dediğine göre uzun süredir yüzü dahi gülmüyor. Kimseyle konuşmuyorlarmış. Allah hünkârımızı başımızdan eksik etmesin. Amin. Şehzadem. Arzu ederseniz muhafızları atlatalım. Böylece daha rahat dolaşırız. Tebrik ediyorum şehzadem. Bu kez muhafızları atlatmayı başardık. Çocuk gibisin İlyas. Nereden geliyor aklına böyle şeyler? Hayli sıkıntılı gördüm sizi. Eğer keyfiniz bir nebze yerine geldiyse ne ala? Hatice Sultanımızın vefatı bir hayli üzücü. Neden canına kıydı İlyas? Senin bir malumatın var mı? Hayır şehzadem. Daha evvel de denediklerini söylemiştiniz. Öyle de aradan seneler geçti. Ne oldu birdenbire hala anlamış değilim. Allah rahmet eylesin. Amin. Kaç zamandır Mustafa abimden de ses seda yok. Sancağa çıktığımdan beri görüşemedik. Siz kendisine mektup yazdınız mı şehzadem? Son zamanlarda bana karşı öylesine kızgın, öylesine öfkeliydi ki sanki ben suçluymuşum gibi. Oysa bu hünkârımızın emriydi. Abim bunu hazmetmeli, acısını benden çıkarmamalıydı. Şehzade Hazretleri. Anlaşıldı. Sizden kurtuluş yok. Hadi gel İlyas. Hava kararmadan avlanalım. Sonra aç kalırız. Bizzat ben gidip konuştum. Zira kimseye itimadım yok. İnşallah bir gören duyan olmamıştır. Hayır. İcab eden talimatı verdim. Yakında haber alırız. Bu o kadar kolay değil sultanım. Nihayetinde bu ölümden kimsenin şüphelenmemesi lazım. İlyas'a güvenim tam. Mutlaka bir yolunu bulacaktır. O güne kadar bekleyeceğiz. Sağ ol. Ordu sefere çıkıyor. Lakin hünkârımız benim katılmamı istemediler. Rüstem Paşa başka bir şey söylemediler mi? Mustafa abim de gitmeyecekmiş. Bu vaziyette benim Manisa'da kalmamın mühim olduğunu yazmış. Paşamızın elbet bir bildiği vardır şehzadem. Hayli geç oldu. Erkenden uyandır beni. Gün ağrırken yürümek istiyorum. Merak etme şehzadem. Ben etrafı kolaçan edeceğim. Şehzademizin yanından ayrılmayın. Şehzademiz ne vaziyette? Verdiğin ilaç tesirliymiş. Çoktan uykuya dalmıştır. Sen şimdi git. Sakın kimseyi görme.
Şehzademiz uyudular mı? Uyudular Şahincibaş. Hala. Ben bir bakayım. Rüstem Paşa'dan emir geldi. Hünkârımız seferdeyken şehzademizin emniyetini sağlamak için hususi tedbirler alınacak. Benden başka kimseye itimat etmeyin. Zinhar şehzademize yaklaştırmayın. Merak etme Şahincibaşı. Şehzademizin kılına dahi zarar veremezler. Âlâ. Hayrola Bostancıbaşı? Siz neden geldiniz buraya? Şahincibaşı, derhal şehzademizi görmem gerekiyor. Şehzademiz uyuyorlar. Sabaha beklersiniz. Buyurun oturun şöyle. Vaziyet miyim? Şehzademizi uyandırın. Bekle. Hayırlar olsun inşallah. Nedir bu kadar mühim olan? Ağalar! Ezin şunun başını. Şehzadem. İyi misiniz şehzadem? Yılan sizi ısırmadı ya. Ne diyorsun sen İlyas? Ne yılanı? Nereye kayboldun sen İlyas? Dün hayli geç gelmişsin. Şahinlerimden biri kayıptı şehzadem. Onun peşine düştüm. Senin şahinlerin kıymetlidir. Bulmuşsundur inşallah. Buldum şehzadem. Arzu ederseniz sizinle talim yapmak isterim. Madem öyle, al kılıcını da geç bakalım karşıma. Göster hünerlerini. Aydın. Şehzadem. Allah'ım inşallah kırılmamıştır. Hayli kıymetli bir ayna anlaşıldı. Öyle. Daha doğrusu Gabriela öyle söylemişti. Signora Gabriela mı? Evet. Günah aynası denirmiş buna. Efsaneye göre günahlardan sakınmak, korunmak için taşınırmış. Bu mu korunmuş? Olur mu olur. Ben inanırım böyle şeylere. Yalnız tek bir şart var. Günah işlemeyeceksin. Eğer işlersen ayna kırılır, felaket kapıları açılırmış.
Divana katılacağım. Gitmeden elinizi öpmek istedim. Rabbim güzel yüzünden sevinci eksik etmesin. Sizin de böyle. Şehzadem. Şehzadem iyi misiniz? Mühim bir şey değil. Devam edelim. Bağışlayın beni şehzadem. Nasıl bu kadar dikkatsiz davranırım? Ufak bir kesik sadece. Geç karşıma da şu manasız kaza zaferimi gölgelemesin. Derhal hekim çağırın. Şehzadem dairenize gidelim. Yaranızın sarılması icap ediyor. Şahinci Paşa İlyas haber yollamış sultanım. İşin bitmesi yakın. Nasıl yapacağını yazmış mı? Sana söylemiştim. İlyas akıllıdır. Bir çaresini bulmuş. Kimse bizden şüphe etmeyecek. Akıllı olmasına akıllı da sultanım. Hep böyle sadık mı kalır bilinmez. Ya ihanet ederse? Durduk yere canımı sıkma benim. İlyas'a itimadım tam. Şehzademin istikbali için canını verir. Nasıl bir kaza bu şehzadem? Allah esirgesin. Ya daha kötüsü olsaydı? Bunu kim yaptıysa derhal cezalandırılmalı. Merak etme. Cezası neyse çekecek. Beter olsun. Nasıl dikkat etmez? Ben Cihan Sultan'a haber vereyim. Merak etmiştir şimdi. Şehzadem. Fahriye Hatun haklı şehzadem. Cezam neyse çekmeye razıyım. Şimdi bırak bunu da seferden bir haber var mı onu söyle. Ne olmuş şehzademize nasıl? Telaş etme. Şehzademiz iyi. Ufak bir sıyrık o kadar. Doğruyu söyle bana. Benim yalan söylediğim nerede görülmüş? Ne diyorsam o. Benimle gel şehzademiz dinlensin biraz. Avusturyalıların işgal ettiği Macar kalelerinin çoğu fethedilmiş şehzadem. Orada Estergon'a doğru yürümekte. Bugün yarın o kalede düşecektir. İnşallah. Yaranız kanamış şehzadem. Müsaadenizle sargınızı değiştireyim. İyi olur. Hatunlar kanı görünce ciddi bir şey var sanıyorlar çünkü. Kapıdan Paşa'dan bir haber var mı? Akdeniz Hızır Hayrettin Paşa'nın hususi deryası sayılır şehzadem. Kafirlere haddini bildirmiştir. Çok severim Paşa'yı. Büyük gazidir. Derya'ya Hızır Hayrettin Paşa'dan daha büyük bir savaşçı gelmedi daha. Lakin o beni sevmiyor. Neden böyle düşünüyorsunuz? Abimin taraftarı çünkü. Bilhassa sancak meselesinden sonra. Size öyle gelmiştir şehzadem. Hızır Hayrettin Paşa'mız herkese eşit mesafede durur. Şimdi biraz uyuyup dinlenin şehzadem. Sağ ol İlyas. İyi ki yanımdasın. Varlığın bana her zaman kuvvet verdi. Haber yoktur inşallah hünkârım. Şehzade Mehmet yazmış Hoca Çelebi. İyi Allah'a şükür. Halimi hatırımı sorup hayır duaları ediyor. Bir şey
Şehzademiz hakkında hep iyi şeyler duymaktayız hünkârım. Yaman bir sancak beyi oldular. Allah hepimize öyle hayırlı bir evlat nasip etsin hünkârım. Amin. Dönüş yolundayız Hoca Çelebi, lakin içimden dönmek gelmiyor. Hünkârım, bir süre Edirne'de istirahat buyursanız evlatlarınız da gelir. Ailenizle beraber olmak iyi gelecektir size. Peygamber Efendimiz evlat kokusu cennet kokusudur diye buyurmuştur hünkârım. Ağlar. Şehzadem Mehmet'i tahtımın varisi olarak gördüysen, bu onu diğerlerinden daha fazla sevdiğim manasına gelmez Hoca Çelebi. Her birinin yeri ayrıdır bende. Muhakkak hünkârım, muhakkak. Evlat dediğiniz benim bahçemdeki çiçekler misali envai çeşittir hünkârım. Birinin rengi güzeldir, onu beğenirsiniz, alamazsınız gözünüzü, büyüler sizi. Diğerinin gül cemali ışıl ışıldır, parlar. Perde olur iner gözlerinize. Diğeri güçlüdür, dirayetlidir, hayran bırakır kendine. Biri zayıftır, hastadır. Belki bir dalı kırılmıştır. Acırsınız, merhamet edersiniz onu. Biri yamandır. Ayrık otu gibi talan eder bahçeyi. Gene de kıyamazsınız koparıp atmaya. Diğeri kar yağsın, güneş batsın aldırmaz. Biraz su verin kafidir. Yani hünkârım neticede hepsi aynı toprakta, aynı bahçede büyümüşlerdir. Aklınız birini diğerinden ayırsa bile kalbiniz buna müsaade etmez hünkârım. Nicedir onu rüyamda görüyorum Hoca Çelebi. Şehzadem Mehmet uzanmış tahtımın üzerine uyuyor. Nedir bunun manası? Hünkârım, şehzadelerimiz Manisa'ya tayin edildiğinden beri bu aklınızı meşgul etmekte. Zannediyorum bu sıkıntı acaba bir haksızlık mı ettim düşüncesinin bir tezahürüdür. Eski bir rüya bu Hoca Çelebi. Seneler evvel de görmüştüm Mehmet doğduğunda. Hayra yormak lazım hünkârım. Hayra yormak lazım. Mehmet! Oğlum! Mehmet!
hünkârım. İyileşti de. Her şey yolunda de. Ha? Bağışlayın sultanım. İçeri alamayız. Çekilin. Kardeşimi göreceğim. Çekilin dedim size. Kellenizi alırım. Çekilin. Sultanım. Olmaz. Hastalık sari. Giremezsiniz. Sümbül bırak kardeşimi göreceğim dedim. Sultanım. Ağlar. Döner dönmez bir cami yaptırmak istiyorum. Mimarbaşı Sinan Ağa'ya haber verdim. Derhal çalışmalara başladı. Siz yüce hünkârımızın kudretine ve heybetine yakışır bir cami olacaktır elbet hünkârım. İnşallah. Lakin caminin nerede olacağı mühim Hoca Çelebi. Siz merak buyurmayın hünkârım. Ben münasip yerleri tespit eder, size arz ederim. Âlâ. Dikkatli olmak lazım Rüstem Paşa. Öyle bir yer seçelim ki bu cami tek bir kulumun dahi hanesini gölgede bırakmasın. Kimsenin gönlü kalmasın. Hünkârım, Saruhan Sancağı'ndan bir ulak geldi. Bir an evvel huzura kabulü beklerler. Alın içeri. Hünkârım, ben Şehzade Mehmet Hazretleri'nin hususi ulağı Ömer Çavuş'um. Söyle Ömer Çavuş. Şehzademiz Sultan Mehmet Hazretleri yakalandıkları çiçek hastalığından mütevellit Hakk'ın rahmetine kavuştular. Bu sesler nasıl sustu? Yüreğimin gürültüsünü duyuyorum. Bu koku, gül kokusu duymak istiyorum. Kan, barut kokusu kendisini yakıyor.
kazandın. Lakin yüzün asla gülmeyecekti. Karanlığın içindesin. Hakikati görmüyorsun değil. Nedir hakikat? O tek bir Allah'tır. Bu tependeki güneş değil Süleyman. Yoksa ışıtmaz mıydı seni? Isıtmaz mıydı? Bu soluduğun hava değil. Yoksa can verirdi sana. Atardı kalbin. Şu bastığın toprak mı? Eğer öyleyse seni neden almaz içine? Ruhun alemde ızdırap çekerken vücudun neden toprağa karışmaz? Yanmadın mı Süleyman Hak aşkına? Yanmadın mı onun aşkına? Yanıp da küle dönmedin mi? Savurmadı mı rüzgar senin her bir zerreni? Savurup da küllerini dağıtmadı mı? Hünkârım, Şehzade Sultan Mehmet Hazretlerinin naaşı Manisa'da bekletilmekte. Nereye defnedilmelerini emredersiniz? Buraya getirin aslanımı. Payitahta getirin. Hünkârımız içeride mi? İçerideler sultanım. Lakin hiç kimseyle görüşmek istemiyorlar. Gecenin karanlığı senin karanlığının ışığıdır Süleyman. Ayın nuru senin sevgilinle buluşmanın nurundandır. Bu yüzden elçi oldu günahların ve cinayetlerin. Sevgilim, neredesin?
Duy sesini, beni de al yanına. Sağ yanımdaki melek, sol yanımdaki şeytan, nereye gittiniz? Duyun sesimi. Yetiş ya.